Merhaba değerli arkadaşlar. Artık hepimiz üniversite tercihlerimizi yaptık, tercihlerimizi tamamlandık. Sonuçların açıklanmasını bekliyoruz. Bir yandan sonuçları heyecanla beklerken diğer taraftan da tercih ettiğimiz kurumlar üzerinde araştırıyoruz, web sayfalarını geziyoruz. Fiziksel imkanlarını, sosyal imkanlarını, eğitim öğretim kadrosunu, ders ve müfredat programlarını inceliyoruz. Aslında bu tatlı bir heyecandır. Her öğrencinin de yaptığı şeylerden birisidir. Umarım yaptığınız tercihler de istediğiniz gibi, gönlünüzdeki gibi sonuçlanır hayırlısıyla diyelim. Şimdi değerli arkadaşlar, tabii tercih yaparken tercih ettiğiniz kurumlarda ki bazı üniversitelerin bazı bölümlerinde yabancı dil eğitimi söz konusu değerli arkadaşlar. Yani tercih kılavuzunda bu yer almıştı. Şartlar içerisinde şöyle bir şart varsa, yani tercih kılavuzundaki şartlar içerisinde bu programda bir yıl zorunlu hazırlık eğitim programı vardır şartını veya bir açıklamasını buluyorsanız bu durumda bir yıl o programda hazırlık okumak zorundasınız değerli arkadaşlar. Yani gideceğiniz eğitim kurumunda, gideceğiniz fakültede bir yıllık hazırlık programı var olması anlamına geliyor ki yine şartlar içerisinde böyle bir şart, şöyle bir şart da olacaktır burada. Gideceğiniz kurumdaki derslerin %30'u Arapça olarak veyahut da İngilizce olarak okutulacaktır şeklinde bir ifade var. Şimdi yüksek öğretim kurumlarında değerli arkadaşlar iki şekilde yabancı dil eğitimi var. Tabii ki bölümlerde İngilizce dersleri var. Kastettiğim bu değil. Bunun dışında bazı bölümlerde tümüyle İngilizce eğitim verilmektedir. Bazılarında ise tabii ki bunu ben İngilizce olarak söylüyorum ama mesela İlahiyat ve İslam Bilimleri Fakültesi'nde Arapça olan bölümler de var. Yani sadece İngilizce eğitim verildi demeyelim. Arapça eğitim veren bölümlerde programlarda mevcut. Şimdi gideceğiniz kurumdaki yani üniversitelerde yüksek öğretim kurumlarında fakültelerde bazılarında tümüyle yabancı dil eğitimi verilmekte, bazılarında ise kısmen yabancı dil eğitimi verilmektedir ki bu %30'luk bir dilimi oluşturmaktadır. Zaten tamamen veyahut da kısmen yabancı dil eğitimi veren kurumların hemen hepsinde bir yıl zorunlu hazırlık eğitim programı vardır arkadaşlar. Yani normal sınıflara başlamadan önce, birinci sınıftan devam etmeden önce bir yıl açılacak olan hazırlık eğitimini almak ve başarmakla yükümlüdür bu öğrenci. Üniversite tercih kılavuzunda da bu şartlar belirtilmiştir. Öğrencilerin bu şartları kabul etmiş olarak fakültelere gelirler. Dolayısıyla tercih ettiğiniz bilimde, kurumda dersler kısmen veya tamamen yabancı dil eğitimi veriliyorsa veya o şekilde yürütülüyorsa ve zorunlu hazırlık eğitim programı varsa her öğrenci bu zorunlu hazırlık eğitim programını almak ve ona tabi olmak ve onu başarmak zorundadır. Şimdi değerli arkadaşlar, tabii ki bu dersleri almanın ve başarmanın iki yolu var. Birincisi hazırlık sınıfına devam edersiniz. Bir yıl eğitim görürsünüz. Arkasından yapılacak sınavlarda başarılı olarak hazırlık eğitimde muaf olmuş olursunuz. Hazırlık eğitimini geçmiş olursunuz. Bu bir yöntemdir değerli arkadaşlar. İkinci yöntem de üniversitenin açmış olduğu dönem başındaki muafiyet sınavına girmektir. Kendinizi yeterli görüyorsanız açılacak bu muafiyet sınavına girer. Hazırlık okumadan o sınavda başarılı olursanız hazırlık okumadan birinci sınıfta devam edebilirsiniz. Eğer tercih ettiğiniz kurumda zorunlu hazırlık programı varsa bu zorunlu hazırlık programı almak ve geçmek zorunludur değerli arkadaşlar. Hazırlık programını okumadan, geçmeden, başarmadan birinci sınıfa devam edemezsiniz. 2 sene üst üste hazırlık derslerinden kalırsanız o kurumla ilişkiniz kesilir. Ya da ikinci senenin sonunda Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde başvurarak ÖSYM tarafından hazırlığı olmayan bir programa yerleştirilebilirsiniz. Bu iki seçenek de mevcut değerli arkadaşlar. Ama her halükarda zorunlu hazırlık eğitim bulunan bir programa gelmişseniz bu dersleri almak ve başarmak zorundasınız. Ya da açılacak olan muafiyet sınavına girmek ve geçmek zorundasınız. Peki değerli arkadaşlar, muafiyet sınavı nedir? Muafiyet sınavı aslında muafiyet kelimesi Arapça bir kelimedir ve af kökünden gelir. Muaf kelimesi ise affedilmiş olmak, bağışlanmış olmak, sorumlu olmak, olmamak, yükümlü olmamak gibi anlamlara gelir. Aslında bu anlamına uygun olarak da kullanılır kelime. Yani bu şu demektir. Bu öyle bir sınavdır ki bu sınava giren öğrenci başarılı olması halinde bir takım derslerden sorumlu olmayacaktır, yükümlü olmayacaktır. Bu anlama gelen bir ifadedir. Şimdi burada ise yani konumuzla ilgili ifade etmek gerekirse de eğer bu sınava girer de başarılı olursanız hazırlık derslerinden muaf olursunuz. Hazırlık okumadan birinci sınıftan devam edebilirsiniz anlamına gelir. Değerli arkadaşlar, bu esaslar yani muafiyet sınavına ilişkin esaslarda bir çerçeve yönetmelikte atıfta bulunmuş ve üniversitelere düzenleme yapılması yönünde yetki verilmiştir. Üniversitelerimizde yabancı dil eğitimi değerli arkadaşlar Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan bir yönetmelik çerçevesinde yürütülür. Bu yönetmeliği şu anda ekrana yansıtmış oldum. Dikkat ederseniz başlığı zaten Yükseköğretim Kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dille öğretim yapılmasında uygulanacak esas ve ilkelere ilişkin yönetmeliktir. Bu yönetmeliğin değerli arkadaşlar 6. maddesi üniversitede yapılacak olan bir muafiyet sınavını düzenler. Şimdi tabii ki burada yazı biraz küçük. Ben onun ayrı büyük şeklini ekrana yansıtayım. Biz
her ne kadar buna biz muafiyet sınavı adını versek de yönetmelikteki adı yeterlilik sınavıdır değerli arkadaşlar. Artık muafiyet sınavı adı kullanılmamaktadır. Dolayısıyla yabancı dil yeterlilik sınavıdır. İsterseniz İngilizce eğitim veren bir programa yerleştirilmiş olun. İsterseniz de İlahiyat ve İslam İlimler Fakültere gibi Arapça hazırlık programına tabi olun. Her fakülte, her program bu yeterlilik sınavını yaparlar değerli arkadaşlar. Bu yeterlilik sınavı dönemin genelde başlarında yapılır. Öğrenciler bu sınava girerler. Eğer başarılı olurlarsa hazırlık sınıfından muaf olurlar ve doğrudan birinci sınıftan devam ederler. Dolayısıyla muafiyet sınavı ya da yeterlilik sınavı şeklinde tanımlanan sınav budur değerli arkadaşlar. Bir de bu özellikle yabancı dil eğitimi gören kurumlarda veya yabancı dille eğitim veren kurumlarda yapılan bir sınav daha var. Onunla bunu karıştırmamak gerekiyor. O da seviye tespit sınavıdır. Yeterlilik sınavı bir öğrencinin o dersteki yeterliliğini ölçen bir sınavdır. Yani o derste yeterli bulunursa, gerekli puanı alırsa o öğrenci artık o derse muaf olur, o dersi okumaz anlamına gelir. Seviye tespit sınavı ise sonuçta bir sınavdır ama durum biraz farklıdır. Öğrencilerin seviyelerini ve düzeylerini belirlemeye dönük bir sınavdır. Bu sınava giren öğrenciler aldıkları puana göre seviyelere ayrılır ve sınıflar ona göre oluşturulur. Bazı fakülteler bunu yaparak bir anlamda öğrencileri ona göre sınıfıra, ona göre eğitim düzeyini ayarlamaya çaba gösteriyorlar. Dolayısıyla bu sınav da yapılabiliyor. Yönetmelik maddesinde dikkat ederseniz diyor ki bir seviye tespit sınavı bir de yeterlilik sınavı yapılır. Hatta ikisi bir arada yapılabilir. Yani bir yeterlilik sınavı yaparsınız, belli bir puan üzerinde alan öğrenciler o derste muaf olurken, hazırlık sınıfından muaf olurken onun altındaki puanlar da sıralanarak öğrencilerin seviyeleri de belirlenebilir. Yani başka bir deyişle tek sınavı da ikisini yapmış olabilirsiniz ki yönetmelik de buna imkan veriyor. Yönetmelik dikkat ederseniz burada çerçevesini belirlemiş. Böyle bir sınava atıfta bulmuş, böyle bir sınav yapılabilir demiş. Bunun dışındaki ilke ve esasları üniversiteler ve üniversitelerin senatoları belirler. Bu yeterlilik sınavı ya da diğer adıyla muafiyet sınavı yılda kaç kez yapılır ve ne zaman yapılır? Dikkat ederseniz şu anda ekranda görünen çerçeve yönetmelikte bu sınavın sayısına ve zamanına ilişkin bir açıklama yoktur. Çünkü bu konuda üniversite senatoları yetkilidir. Genelde fakülteler ya da yabancı dille eğitim veren kurumlar, fakültelerinizi tercih ettiğiniz kurumlar kendilerine ilişkin bir yönerge çıkarırlar ki bu da senatodan geçer, üniversite senatosundan geçerek kesinleşir. O yönetmelikte, yönergede bu sınavın zamanı belirtilmiş olabilir, sayısı belirtilmiş olabilir. Her öğrenci bu kurala uymak zorundadır. Dolayısıyla öğrenciler işte yılda 3 kez yapılsın şeklinde bir hak iddia edemezler. Zaten bu belirlenmiş ve yönergede esasa ilkeye bağlanmıştır. Şimdi bazı fakülteler bu sınavı yılda 2 kez yapmaktalar. Mesela diyelim ki hazırlık eğitimi aldınız. Birincisi hazırlık eğitiminin başında. Yani bu sene için söyleyecek olursak üniversitelerimiz genelde Ekim ayı başlarında açılacağına göre muhtemelen Eylül'ün ikinci yarısında bu sınav yapılacaktır değerli arkadaşlar. Peki bu sınavın zamanı nedir? Biz bunun zamanını nereden öğreneceğiz? Yani kayıt olduğumuz fakülte muafiyet ya da yeterlilik sınavını ne zaman yapacak? Bunu öğrenme imkanımız var mı? Var arkadaşlar. Dediğim gibi bu üniversitelere bırakıldığı için her fakültede durum birbirinden farklı olabilir. Onun için kayıt yaptırdığınız ki şimdi henüz tercih yaptınız inşallah sonuçlanacak. Sonuçlandıktan sonra kayıt yaptığınız andan itibaren ilgili fakültenin duyurularını takip edeceksiniz ve yönergelerine bakacaksınız. Eğer tarihini veya ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyorsanız muhtemelen üniversitenizin yani kayıt yaptığınız üniversitenin bir akademik takvimi olacaktır. Bu akademik takvim üniversitelerde genelde Mayıs ayı sonlarında çıkarılan bir takvimdir. Ve sonraki yılın takvimini belirler. Üniversitedeki bütün iş ve işlemler bu takvime göre yürütülür ve bütün üniversitelerde bu durum böyledir. Siz kayıt yaptırdığınız üniversitenin ya da fakültenin akademik takvimine bakarak muafiyet sınavının tarihini öğrenebilirsiniz değerli arkadaşlar ki bu daha çok eğitim, öğretim dönemi başlamadan önce olacaktır. Yani bu sene için söyleyecek olursak Ekim ayının başlarında üniversite açılacağına göre Eylül ayının sonlarında veya son haftalarında bu sınav yapılacaktır diye düşünüyoruz değerli arkadaşlar. Bu konudaki en net bilgi yani sınavın zamanını en iyi kendi fakültenizin akademik takviminden öğrenebilirsiniz. Şimdi ikinci bir husus sayısı ne kadar olacak? Bu da yine fakültelere ve üniversitelere göre değişmektedir. Üniversite senatolarının almış olduğu karara bağlı olarak sayısı belirlenir. Bazı fakülteler dönem ortasında da muafiyet yeterlilik sınavı yapmaktalar. Bazıları ise yılda bir defa sadece dönem başlamadan önce yaparlar. Şimdi dönem ortasında yapmanın mantığı budur. Öğrenci bir dönem işte o yabancı dili alır, İngilizceyi ve Arapçayı okur. Dönem ortasında o sınava girerek başarılı olursa ikinci döneme okumaz. Yani böyle bir faydası ve avantajı vardır. Ama bu durum biraz karmaşa oluşturur. Çünkü birinci sınıfa intibak yapılacak ve yarıdan başlayacaktır. Hem öğrenci açısından güçlük doğuracak hem de intibak açısından sıkıntı çıkaracağı için bazı fakülteler öğrenci dönem arasında geçse bile yarım dönem öğrenciyi bekletmekte. Bazıları ise intibakını yaparak devam ettirmektedirler. Bazıları da bu sıkıntıyı aşmak için yılda bir defa muafiyet yeterlilik sınavı yaparlar. O da eğitim öğretim dönemi başlamadan önce
Eylül ayı içinde yapılan bir sınavdır. Dolayısıyla muafiyet yeterlik sınavının sayısı ve zamanı ilgili üniversitenin akademik takviminden öğrenilebilecektir. Bunu da bu şekilde ifade etmiş olayım. Bir fakültenin açmış olduğu muafiyet ve yeterlilik sınavına kimler girebilir? Bu soruda genelde yaygın olarak karşılaştığımız sorulardan birisi. Aslında yönetmeliğimizin ilgili maddesinde bu tanımlanıyor. Hemen maddeye bir daha göz atalım. Diyor ki öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dil öğretimi ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler diyor. Bakın bunu söylemiş oldu. Diyelim ki yerleştirdiğiniz programda bir yabancı dil eğitimi var. Bir yıl hazırlık okumak zorundasınız. İlk defa kayıt yaptıran öğrenciler sizler oluyorsunuz. Sizler bu muafiyet sınavına girebilirsiniz. Başka kim girebilir muafiyet sınavına? İkinci olarak da değerli arkadaşlar, bir önceki yılda hazırlık sınıfı okuyup da başarısız olan öğrenciler de bu muafiyet sınavına katılabilirler. Onlar da bu sınavda başarılı olurlarsa o hazırlık sınıfını başarmış sayılırlar. Muafiyet sınavına girecek öğrencilerimiz 1- yeni kayıt yaptıran öğrenciler, ikincisi de bir önceki yıl hazırlık sınıfı okuyup da ondan başarısız olan öğrenciler de bu sınava katılabilirler. Peki bir üniversitenin, fakültenin açmış olduğu bu yeterlilik ya da muafiyet sınavına katılmak zorunlu mu? Zorunlu değiller. Değil arkadaşlar. İsteğe bağlıdır. İsteyen öğrenci katılır, isteyen öğrenci katılmaz. Katılması halinde, başarılı olması halinde hazırlığı geçmiş olur. Katılmasa da hazırlığı okur zaten. Normal eğitim öğretim sürecine devam eder. Ama eğer üniversite bu yeterlilik sınavını aynı zamanda seviye tespit sınavı olarak yapıyorsa bu durumda öğrencilerin katılmalarını isteyebilir. Bu da yine üniversitenizin, fakültenizin yapacağı duyurulardan takip edip öğrenebileceğiniz bir bilgidir değerli arkadaşlar. Ama şöyle bakın bir de, yani ben olsam öyle bakarım. Diyelim ki kayıt yaptırdınız, kendinizi belli bir yeterlilik düzeyinde hissediyorsunuz. Ben bunu geçerim diye düşünüyorsunuz. Bir altyapınız var. Bu durumda açılacak yabancı dil muafiyet sınavına girin. İşte ister Arapça olsun, ister İngilizce olsun. Kayıt yaptıracağınız program türüne göre söylüyorum bunu. Girin ve başarılı olursanız bir yıl kazanmış olursunuz. Ama diyelim ki altyapınız zayıf, ben bu hazırlığı okuyayım ve biraz daha seviyemi, düzeyimi geliştireyim diye düşünüyorsanız bu durumda da hazırlık sınıfı okursunuz ve seviyenizi biraz daha ileri, bir adım daha öteye taşımış olursunuz değerli arkadaşlar. Peki başarılı kabul edilmek için açılacak muafiyet ve yeterlilik sınavından kaç puan almak gerekiyor? Bu da genelde öğrencilerimizin yaygın olarak bize ilettikleri, sorduğu sorulardan birisidir. Şimdi değerli arkadaşlar, dikkat ederseniz daha önce size ekrana yansıtıp göstermiş olduğum çerçeve yönetmelik şöyle düşünün. Burada bu çerçeve yönetmelikte herhangi bir puan türü veya puan belirtilmemiştir. Yani bir öğrencinin başarılı sayılması için açılacak yeterlilik ya da muafiyet sınavından şu puanı alması gerekir denilmemiştir arkadaşlar. Çünkü bu durum daha çok üniversitelerimize bırakılmıştır. Üniversite senatolarının ya da fakülte yönergelerinin belirlediği bir puan varsa o puanı öğrenci almak o yeterlilik sınavından onu başarmak zorundadır. Bu puan türü de üniversitelerimize göre değişebilir ama genel olarak şunu söyleyebilirim ki 50'nin altında bir puan yoktur değerli arkadaşlar. Genel olarak, yaygın olarak da 60 ve üzeridir bu puan türü. Ama yine bununla ilgili en doğru bilgi sizin kayıt yaptığınız fakülteye ilişkin yönerge veya o fakültenin yapacağı duyurulardan öğrenebileceğiniz bilgidir. Şimdi son bir soru, yine arkadaşlarımızdan bize ulaşan son bir soru daha var arkadaşlar. O da bu muafiyet ve yeterlilik sınavları zor mudur? Değerli arkadaşlar, tabii ki bu bir sene okunacak hazırlığın karşılığı olan bir sınavdır. Onun için bu yeterlilik sınavları biraz seviye olarak üst seviye bir sınavdır. Genelde fakültelerimizde, üniversitelerimizde şöyle ifade edeyim, diyelim ki 400 kişi yeni kayıt yaptırdıysa bunlardan girip de başarılı öğrenci sayısı genelde doğrudan, yani hazırlığı geçebilen öğrenci sayısı 20 öğrenciyi geçmez çoğu kere arkadaşlar. Çünkü belli nitelikte, belli kalitede, belli seviyede olan bir sınavdır. Onun için bir altyapınız, bir düzeyiniz varsa girin ve bu sınavdan başarılı olmaya çalışın. Aksi takdirde belki hazırlık sınıfını okumanız sizin için daha yararlı olabilir. Evet değerli arkadaşlar, bu videomuzda yine sizlere, özellikle üniversitelerimizde öğrencilerimizin genellikle merak etmiş olduğu hazırlık sınıfı, yabancı dil, muafiyet sınavlarına temas etmiş olduk. Eğer kafanıza takılan ya da üzerinde konuşmamı, cevaplamamı istediğiniz sorularınız olursa aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Zaman buldukça hem yorumlar kısmından hem de yeni bir video kaydı şeklinde sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum. Şimdilik hoşçakalın.